Kurt dağda artık. İfla etmez. Esnesi kalınlaşmadan mutlaka bastırmalıyız. Ne yapacaksınız beni? Emekliliğim geldi çattı. Bu masanın sahibi sen olacaksın oğlum. Komiserliği cebe indirmek istiyorsan... ...bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana. Demek Serpil Bahtıkara'yı yakaladın. Ne duruyorsun lan, fotoğraflarını çek! Buyurun hanımefendi, şu endama bak. Bu endamdan ne güzel havadisler çıkar. Ben gazeteye telefon etmeye gidiyorum, sen fotoğraflarını çek. Penaltı oldu, penaltı oldu! Bak çek, bak çek! Kınalı yapınca yeni çekmişiz, sene 69. Orhan abilerle Adana'da gala yaptım. Heyecandan kendimi isteyemedim. Ne zaman ben çıksam, Hülya Koç'u da bakıyorum. Eli boş gidiyorsun dedim. Dedim demedim, tak bir telefon. Antalya... ...Altın Festivali'ne... Değerli izleyenler... Aslında bugün benim için zor bir çekim. Çünkü bugünkü konuğum herkesin çok yakından tanıdığı ama benim çok farklı, çok başka yönleriyle tanıdığım, çok eski yıllardan beri birbirimizle tanışmadığımız dönemlerden beri izlediğim çok değerli bir şair ve bir aktör. En son Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü kazandı. Ve ödülü kendilerine takdim ederlerken yaptığı konuşmada ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, konuşuyordum yukarıdakiyle bugün, çok iş yaptın, bu görsel dünyada 50 sene bulundun. Giderken elinde bir şey olacak mı? İşte bu ödül var dedi. Bu aslında onun tevazuundan kaynaklanan bir ifadesiydi. Aslında Yılmaz Guru da büyük şairimiz, büyük oyuncumuz. Giderken Allah gecinden versin çok şeyler götürecek, çok şeyler bize bırakacak. Ben bu telmihi sadece kendilerinin o ifadesi üstüne belirttim. Bugün konuğumuz aslında o kadar çok konuşacak şey var ki ve biz programdan önce çok uzun bir süre çok hararetli bir söyleşi yaptık. Bunların hangisini bu programa alacağız, sıkıştıracağız onu bilmediğim için benim için zor bir konuk dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi müsaade ederseniz bir tek şey daha söyleyeceğim. Efendim, Yılmaz Guruda'nın Türk Edebiyatı'nda çok önemli bir yeri var. 1950'lerde Türk Edebiyatı'nın önemli hareketlerinden biri olan Mavi Hareketi'nin içinde. Dolayısıyla aslında hepimiz onu filmlerinden, tiyatro oyunlarından, tiyatro yönetmenliğinden tanıyoruz ama bu yanı, bu özelliği, bu niteliği benim için çok önemli olduğundan önce oradan bir parça başlamak istiyoruz. Çünkü siz aynı zamanda yine Türk Edebiyatı'nın o efsane dönemlerinden Baylan grubu içindesiniz. Sizden kısaca bu Baylan efsanesi nedir? Orada neler oldu, neler bitti? Bunu biraz dinleyebilir miyiz? Baylan gerçekten bir efsane. Orada o dönemin hatta bizden evvelkilerinde çok sık gelip gittiği bir yer. Burası bütün düşüncelerin, yaratıların uçuştuğu bir yer. Yani şuraya bir altın bir şey çıkıyor karşınıza, bir ne bileyim Jean-Paul Sartre yaklaşımı çıkıyor. Bu Baylan İstiklal Caddesi'nde, bir pastane. Pastane evet. O evde pardon yok şey hatırlamıyorum. Degüstasyon dediğimiz evet. Onun yanında. Evet. Küçük ama bizler için gayet güzel bir yer. Ve dediğim gibi bu şeyde bütün o dönemin gençleri, işte Atilla Lamben, Ahmet Oktay, Orhan Duru, sinemacılar var, Tiket Hakan, Hasan Pulur, gazeteciler, Hilmi Yavuz. Sonra onlar henüz şöyle bir uğruyorlardı da sonra kendilerine göre bir yer buldular. Orada dediğim gibi Baylan'da çok şey yaratıldı. Şimdi orayı ilk keşfeden Atilla İlhan, o da bir öyküsü var, bana anlattı. Bir gün birlikte dolaştığımızda yerini bana gösterdi, burasıydı dedi. Orhan Kemal'le birlikte ilk defa giriyorlar. Ondan önce korkarlarmış. Orhan Kemal bir para almış bir yerden, onun önünde karşılaşmışlar. Ya gel demiş, binin yarısı 500, o da bizde yok.
şurada burjuvalar gibi bir kahve içelim. Girmişler, çok da pahalı olmadığını görmüşler ve orası mekan tutulmuş. Evet. Ama orada aynı zamanda bir de bir Mavi hareketi var. Mavi aslında Ankara'da olan bir dergi. Evet. Biraz da onu dinlesek sizden. Şimdi Mavi hareketi, yani biz İstanbul Baylan, benim ve Ahmet Ota için Ankara'dan sonra oluşan yani, bir yer. Evet. Evet. Mavi hareketi. Evet. O dönemde Mavi'yi bir takım Ankaralı gençler yönetiyor. İşte aralarında ne şey var? Orhan Durum. Sümer. Evet. Güner Sümer. Güner Sümer var vesaire. Biz sonra Ahmet Oktay ile beraber, bu Ahmet Oktay evvela oraya girdi, yani katıldı. Sonra beni çağırdı beraberce. Çünkü biz Ahmet Oktay ile 13 yaşından beri evet, beraberliğimiz var. Evet. Ve oraya girdik. Ve o dönemde de şey patladı, neydi adını? Orhan Veli. Yani Garip Hareketi patladı. Evet. Ve Garip Hareketi korkunç derecede arkasından adamlar aldı geldi. Cumalılar, onlar bunlar, daha bir sürü şey geldi gitti. Tabii bu bizi yeni şairler olarak gelin, düşüncemiz birdenbire yıkıldı. Neydi? Romantizm var, lirizm var, şiirlerimizde bunlar var. Tandans var, evet, şeye ait, topluma ait, evet, topluma ilişkin tandans evet var. Birdenbire bizim şiir elimizde patladı, durdu, yok oldu. Gitti şiir. Ne yapacağız? Ne bakıyorsun ama kendimize göre getirilen şiir güzelim bir hazineyi, gömüyü mahvetti bize göre. Evet. Ve ona karşı kıyımdı, bir hareket başlattınız. Evet. Bu bir kıyımdı. Bu kıyımın önüne geçmek lazımdı. Onun üzerine ne yapılabilirdi? Nedense az evvel söylediğim gibi Orhan Veli'ye bir türlü dokunamıyorduk. Halbuki olayı hareket eden Orhan Veli ve arkadaşları, bir anlamda bir baktığınız zaman bir Oktay Rıfat, bir Melih Cevdet de aktör, yani pardon, evet, şair. Evet. Ama dokunamıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Onlara tabi olanlar, birdenbire ona tabi takılanlar, o trene binenler, onlara Cumalı yazamaz diyoruz. Mehmet yazamaz, Ahmet yazamaz ama ispatlayarak. Evet. Yavaş yavaş onların üzerine gidince bir hareket başladı. Aleyhimizde bu sefer hem o diyelim ki radikal kesim hem de diğer tutucu kesim birdenbire üzerimize gelmeye başladı. Peki onun derginin Atilla İlhan'la buluşması nasıl oldu? Daha sonra. Geliyorsunuz, onu ziyaret ediyorsunuz. Tamam. Ondan sonra ve Atilla İlhan Ahmet Oktay dolayısıyla mı ne? Atilla İlhan, ya Baylan daha yok ortada bizim için. Ve Atilla İlhan birdenbire bu fikirle geldi. Biz aynı zamanda Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz. Bunu hiçbir zaman atlamıyoruz. Şiirlerimizde var bunların hepsi. Yer yarışı veya bu biçimde. Atilla İlhan buradan Atatürk devrimlerini sürdürebilen bir şiir akımı, bir yapımı getirmeyi önerdi. Ve çok da güzeldi. Benimle makalelerim var, bilmem onlar evet, bunlar. Ve dergide buluştunuz. Bunu tamam. Ve bu yoldan yürümenin şeylerine bu başladık. Küçük ama çok etkili bir hareket. Evet. O birinci yeninin karşısındaki önemli bir hareket olarak hareket ortaya oluştu. Ve adı çıktı. Yani Mavi Hareketi evet diye. Şimdi hala ve, öyle. Evet. Ve buradan yavaşça biz Ahmet Oktay, ben İstanbul'a göç ettik ya diyelim oraya. Ve Atilla'nın olduğu yer Mavi Baylan Pastanesi. Evet. Baylan Pastanesi'ne yerleştik. Ve hepimiz o dönemdeki, işte az evvel saydım, Orhan Duru var, bana evet bir sürü evet gençler evet var. Evet. Ve yavaş yavaş her şey buradan kaynaklanmıyor. Yani aksiyona girmeye başladı. Orada tartışılıyor. Oradan bir şeye giriliyor. Yavaş yavaş Jean-Paul Sartre o zaman da hakim bize. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Kendimizi bulmak üzere. Ve birdenbire Atilla İlhan, Orhan Veli Akun'u, yani Garip Hareketi'nin o romantizmi, lirizmi yok etme hareketine karşı diyelim ki Yağmur Kaçağı ile girdi ya da Emperyal Otel'e. Daha romantik bir şiirle girdi. Daha romantik girdi. Şiir girdi. Onlar girdi ve girince de bizi dahi tokatladı. Aldı, biz bile girdik o devreye. Fakat çabucak sıyrıldık. Ve buradan da yavaş yavaş o çerçevede ikinci yeni dediğimiz olay evet başladı. Evet. Yani bu Ahmet de böyleydi, Mehmet de böyleydi bilemiyorum. Tabii kendi adıma söylersem ne yapılabilir? O havada elden işte yazım şeyi önlenmemesi yahut engellenmemesi için, yani güzel bir yola ne esasında ama girilebilir. Ama bu grup ikinci yeniye de karşı oldu. Yani bilhassa Atilla İlhan. Siz... Yani çok güzel söylediniz. Doğru. Biz bu ikinci yeniyi şeye karşı getirdiğimiz için
Yani garip hareketi ne? Fakat biz hızla ikinci yerine çıktık. Çıktınız, onlar da ötekiler orada kaldı. Onlar kaldılar. Evet, Ahmet Oktay, ben, Atilla, yani onu bir şey yıkabilmek için, evet, bir yol açabilmek için ve hızla çıktık oradan dışarıya. Evet. Bunlar 1950'lerin hadiseleri. Şimdi 2016'da. Allah rahmet eylesin. Pardon, sözü geçsin. Buyursunlar, rica ederim. Asım Bilsizci bu noktayı verdi. Verdi. Yani bizim bu düşüncelerimizi böyle böyle oluştu ve çıktık dışarıya. Bir parantez soru sorayım. Bu derginin adı Mavi. Evet. Neden Mavi koymuştunuz? Gençler bilmiyorum neden onu olduğunu. Bilmiyorum. Peki. Bilmiyorum. Şimdi o dönemde Mavi, Maviciler vesaire bir başka ama, hümanist hareket olduğu için. Hani, Mavi'nin güzelliği, renk falan, genç falan. Çağrışımları. Falan, o, belki o. Ben o dergileri okudum. Zaten Mavi olarak da çıkıyor. İstanbul'u sormasan ya, çare yok. Soracaksın. Bu kan tükürmek istediğim Haliç demişsin. Bu evrenlere yuf çekmiş bir zehir zıkkım sevda. Bu geçmişi kandilli Beyoğlu cumaları demişsin. Yani sen İstanbul demiş yıkılmışsın, İstanbul sana yıkılmış. Sizin oyunculuğunuza izin verirse, hatta ona geçmeden önce siz şiiri hala sürdürüyorsunuz, yazıyorsunuz. Evet, daha uzun yıllar tabii o şiirin devam etmesini diliyoruz. Sonra oyunculuğa gelelim. Oyunculuk da Ankara'da başlıyor önce. Evet. Ondan sonra mı İstanbul? Önce tiyatro tabii. Şimdi oyunculuğum benim enteresan. Şunu söylemem lazım. Benim ses buluğu görmedim. Ben ses hep böyle çocukluğumdan beri. Daha sese ait bir bazı şeyler var. Anekdotlar var, uzamazsın. Ben bir anekdot anlatayım ama çok yakın dostum Tuncay Kurtiz dedi ki sizden çok övgüyle söz ederdi. Allah ben konuşmayı bile biraz onu taklit ederek dedi bu hale soktum. Evet. O dönemde şimdi babam mütedeyyin yani dinine bağlı. O dönemde biliyorsunuz gazeteler tefrikalar yayınlıyor, güreşler, onlar bunlar. Ve bu arada İslamiyet'in o yayılış dönemindeki Hazreti Hamza, Hazreti Ali gibi kahramanların Roma şeyleri, maceraları yayınlanıyor. Tabii. Babam okuyor ama tatmin etmiyor bir türlü onu. Tefrikayı. Sahaflarda o zaman taş baskı derdik. Tabii. Satıcılar Anadolu'yu gezerlerdi. Tabii. Onların hepsini topluyor, getiriyor benim evime koyuyor. Hazreti Ali Cenkleri, Kan Kalesi vesaire. Bunları okuyacaksın bana her Allah'ın akşamı. Ben o tefrikaları kovalayamam. Bir Hazreti Allah'ımızdan buradan birden falan filan. Neyse, mecburen baba emrediyor. Teodal bir baba. O okuyorum her akşam. 1, 2, 3, 4 tamam. Neyse burama geldi diye. Yani. Her akıl olan akşam dersler var, şiir var ya falan. Götürdüm bunları sattım. Tamam. Ondan sonra babam okusun bu akşam diye haber geliyor. Birkaç dükkanı vardı. Çıraklar geliyor falan. İşte ders var, estek var, köstek var. Bir dini bayramda haber geliyor. Bu akşam bir Hazreti Hamza okuyacak. İmkan var mı kurtulmaya? Yok. Peki ne yapacağım? Ne yapayım? Ben bütün bunları okuyorum. Ezberlemişsiniz. Dedim ben bunları bir kağıda alayım. Oturdum. Bu Hazreti Hamza'nın macerasını kendimi kafama göre döktüm. Kağıda bayağı şöyle ama saatlerce yazdım. Şiir var ya, şairlik de var. Neyse onu yazdım, hazırladım. Orada kalın bir kitap, Hazreti Hamza kitabı falan aldım. Ya dedi, kalktım ayağa, okudum. Şimdi gözüne girmem lazım, kendime göre de ya anlarsa hikayesi. Evet. Ne yaptım? Başladım kahramanları sesleriyle oynamaya. Hazreti Hamza'ya evet bana bak falan en kalın sesimle oynuyorum. Yanındaki adama mıy 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 yani farkı koyarak ortaya. Tabii. Bakıyorum ihtiyarda bende gırtlak ihtiyar var. Çocuk bende çocuk ihtiyar falan. Yaşlı bir kadın var. Yani Allah Allah bende bir babanın gözüne girmek için anlamasın diye spontan kendiliğinden bir oyunculuk, tiyatro yarattığını bir oyunculuk gidiyor. Evet. Öyle bir hal ki annem zılgı çekiyor, babam bağırıyor, hamle et ya kafir diye. Hani elde kılıç olsa dışarı fırlayıp milleti İslam yapacaklar. Baktım benim o şey. Yani netice, şimdi ne oldu? Ben de burada anladım ki bende bir aktörlük yeteneği ileride tabii oluşuyor. Romanı yazdım ben, Hazreti Hamza bilmem ne. Ben niye bir roman yazmayayım dedim. Bir oturdum, memoyu yazdım. O Mahmut Makal'dı, oydu buydu. Tamamen Anadolu üzerine. Anadolu var. Roman yazdım. Roman yayınlanıyor.
İşin ilginç tarafı, ben yazıyorum ama yayınlanmıyor. Bilmiyorum ama bilmiyorum. Ama yayınlanıyor. Dergi kapandı, roman kapandı böylece. Onu aldım. Memo'ya mektup diye. O zaman çok güzel bir dergi vardı. Yağmurlar diye, yani dilimin ucundaydı. Yağmur ve Toprak dergisinde yayınladım. Evet. Ve oradan başladı. İşte görülüyor ki zaman içinde ben bu okumadan, ondan sonra o bir taneyle yetinmedik. Ben döndüm geriye, sahaflardan o kitapları tabii, aldım, tabii, getirdim. Bir daha geliyor okuma, velhasıl bende bu oluştu. Söyle o yılan yavrusu nerede? Arayın evi. O iki elin yanına gelsin emi, boyun posun devirsin. Yetmedi mi efem ettin, yetmedi mi? Şimdi de oğlumla mı uğraşıyorsun? Bana bak kadın, dilini tut. Beni ölen ölen günaha sokma. Çekil hadi. Kaç Mehmet'im kaç! Seni tutmaya gelmişler. Teslim olma bunlara. Bir yere kıpırdama şakıcı. Tapana düştün. Seni tekip ediyorum. Yakalayın. Uy Allah'tan korkmaz Yezid. Uy hocamın incir ağacı. Kahrolası seni. Gidelim sallama. Yezid'e karın içinde üstüme var aşına. Bu yılanı doğuracağına taş doğuraydın. Şimdi sizin bir kitabınız var. Şu Bizim Tiyatro diye. Orada ben onu okudum tabii. Birçok anınız var. Devlet Tiyatrosu'nda da bulunuyorsunuz. Meydan sahnesi Ankara, sonra İstanbul. Sonradan sinemaya geçiyorsunuz. Ve kitabınızın adı sinemayla ilgili Yeşilçam Cehennemi. Şimdi şu Bizim Tiyatro'ya mukabil Yeşilçam Cehennemi daha ağır bir isim. Evet. Neden bu aradaki fark? Şimdi tiyatroda Yeşilçam'ın background'unun ağrısı ya da zorluğu yok. Yani orada rol yüzü ezberliyorsunuz, tiyatronuz belli ve gidiyorsunuz, oynuyorsunuz. Yani Yeşilçam'ın cehennem anlamını taşıyacak bir tarafı yok şeyin, tiyatronun. Yeşilçam ise gördüğümüz, şu seyrettiğimiz filmin arkasında hakikaten bir cehennem var. Bir yığın örneği var. Söylemek gerekirse bunlar hakikaten müthiş bir cehennemdi, müthiş bir meşakkatle verildi o şeyler. Bir şey söyleyeyim, bu Yeşilçam'a özgü bir şey miydi, yoksa genel olarak sinemanın dokusuna, yapısına uygun bir şey midir bu? Yani dünyanın başka yerlerinde de film çekmek böyle bir cehennemi hayat yaşatan bir şey miydi? Şimdi gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla bu cehennem yok. Heh. Çünkü bizim mali imkanlarımız malum. Evet, tamam. Haram imkanları malum. Tamam. O dönemde film kara borsada. Evet. Yani adam senaryoyu getiriyor, tabancayı da buraya koyuyor. Evet. 10 günde bu bitecek. Tabancaya baktın, ya aldın ya almadın. Yani başka nedir? Bütün bunların yanı sıra aktörler, yani tiyatrocular burada iyi iş görüyor. Nedir? Mesela ben bir günde 3 filmde birden oynuyorum. Birine diyorsun ki 300 film çeviriyorum. Ya imkan var mı buna? Günde 3 film çeviriyorum. Diyor ki ilk şirketi, Yılmaz abi, sadece ben değil, Erol Keskin, Erol Günaydın, Metin Serezli, o bu şu, o dönemin tiyatrocuları. Niye? Film çok pahalı. Herhangi bir tekrar lüksün yok. Adamın lüksü yok, tabanca orada duruyor. Bitecek bu film. Mecburen bizi çağırıyor. Başroldekine eyvallah diyor. O dışarıdan geliyor falan, yakışıklı adam falan filan. Bizi çağırıyor çünkü 6 tane sufle birden geliyor. Biz o 6 sufrenin içinden alıyoruz alacağımızı. Yani teklemeden. Kendi rolünüzü alıp oyuncu olan giriyor. Oradan giriyoruz. Ne oluyor? Dediğim gibi iş şirketi alıyor. Diyor ki Yılmaz abi bana 9'da 7 arası ver diyor. Alıyor beni, araba götürüyor. O diyor ki bana burayı ver. O oradan o oraya ve o dönemdeki yaşanan bu çekim, düşünün orayı. Bu korkudan demeyelim. Yani aman gürültüye gitmesin para, aman evet, olmasın diye. Bu birinci adım. İkincisi şeyler, oyunculuklar, yani figürasyonlar. Bunlar korkunç. Mesela adamlara öyle geçimlerini büyük oranda sağlayacak para yok ortada. Bu, dolayısıyla yani bu altyapının getirdiği yetersizlikler bu cehennemi yaratan yaratıyor. Unsurlardan biri. Peki, bir. Sonra diziler başladı. Durum epey değişti mi? Yani o Yeşilçam günlerine nazaran bugün daha olumlu şartlar vardır ya, denebilir mi? Kabul etmek yok. Evet, olumlu. Şartlar olumlu. Çünkü o dönemde dediğimiz gibi figürasyonlar 3 kuruşa çalışıyor, 5 kuruşa. Herkes kapıda iş bekliyor, durum var. Ve bunlar zorluklarla çekiliyor. Yani filmlerle. Ne bileyim, tahta kılıçlar ve örnekler anlattım size. Çata çata kılıç sallamayı bilmiyor. Adam sallıyor, senin
birdenbire mideni paralıyor tahta kılıçla. Evet. Siz bunların hepsini yaşadınız. Mideniz parçalandı. Evet. Denizin dibinde boğulma tehlikesi geçirdiniz. Ölüyordum, asılmıştım. Boynunuzdan asılmışken yukarıda Fatma Girik sizi kurtarmış. Evet, kurtardı. Onu da evet. Biliyoruz. Merhabalar. Merhaba. Oo, bu küçük hanım yeni mi geldi? Bizim rahmetli Gülizar'ın en yakın arkadaşı. Sinop'tan gelmiş, adı Mualla. Hoş geldin sultanım. Hoş bulduk. Bu bey de Siirtli Kaşkaval Sabri. Siirtliyiz ama apartman kapıcısı ya da Sırık Hamalı fasilesinden değil. Esas İstanbul evlatlarından farkımız yoktur. Uykun mu geldi? Yol yorgunluğundan olacak. Tabii ya. O kökü batası otobüsler insanın içini dışına çıkarıyor. Erken yat istersen ha. Hadi gel. Gel de sana yatağının yerini göstereyim. Müsaadenizle. İyi uykular sultanım. Sonuç itibariyle şöyle bir nokta var. Bütün bunları topladığınız zaman, yani şairlik, sinema oyunculuğu, tiyatro oyunculuğu, bütün bunların bir sizin için ağırlık noktası var mı? Bunlar birbirinden tamamen farklı şeyler mi? Yoksa bunlar sizin zihninizdeki bir imajın veya bir kompozisyonun parçaları mı? Şöyle, bunların o önde, bu önde diyemiyorum. Yani evet. Diyelim ki işte tesadüfen filme çağırdılarsa onda o film boyunca o. Yani şunu veya bunu değil. İçinde bulunduğum her alanın mümkün mertebe en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve buna ait eğer becerebilirsem o bu içinde bulunduğum alan bağlamında notlar alıyorum, kitaplar yayınlıyorum. Estağfurullah, becermek o mükemmel. Evet. Ben şunu sormak istiyorum. Yani tiyatro ile sizin için şiir arasında, şiirle sinema oyunculuğu arasında bir fark var mı? Yoksa bunlar yine de bir yerde birbiriyle temas ediyor. Şimdi şiir tabii temelde o var. O hatta işte ölürsem mezarıma şair diye yazsınlar. Hep öyle söylerim ben. Şimdi Allah bütün bunlar olsun. Şiire yaklaşımım ne ise karaktere yaklaşımım da o. Ne bileyim şeyde sinemadaki yaklaşımım o. Yani şiirsel ne bileyim şiirin getirdiği o zenginlikler, bakış açıları, imajlar hep bunlar şiirden kaynaklanıyor. Peki bütün bunlardan sonra size romantik birisi diyebilir miyiz? Romantik denir tabii. Denebilir romantik, değil mi? Tabii. Oynadığınız rollerde de bu kendisini gösteriyor. Evet. Yani başka romansı olmayan bir rol bile olsa orada onun getirdiği bir pozisyon oluyor herhalde. Şey de belki alt metin olarak var. Var. Şöyle evet. Ki yani eğer adam müsaitse ona o alt metindeki komedi olgusunu, romantik olguyu öne yukarıya doğru çekebiliyorum. Ama mümkün mertebe o adam neyse Sait Faik Allah rahmet eylesin en büyük şeylerimizden onun şeyde neydi adı anlayayım Papaz Efendi'de müthiş bir şey anlatımı vardı. Tohum anlatımı. Müthiş. Tohumu atarsınız çeviriyor. Evet. Toprak ana diyor. Evet. O ne istiyorsa onu veriyor. O diyor toprağa arseniği, demiri onu hatta arseniği bile zehiri bile veriyor diyor. Evet. Ve oradan bir bayram yaratıyor diyor. Şu anda anlatamadım benim evet. Aklımda olan ama. Evet. Ya bu bir romantik olgu. Ama bir gerçek olgu aynı zamanda. Tamam. İşte ben de eğer var ise tamamen hocanın şeyin Sait Faik'in dediği gibi bu karaktere bunu vermeye çalışıyorum. Orada o tohumun içinde romantik çizgi varsa o da girebiliyor. Ama altta yatan mutlaka romantizm. Şimdi süremiz bitiyor. Şunu tabii. Soracağım. Şiiri kendi kendinize yazıyorsunuz. Ama tiyatroda karşınızda bir seyirci var. Yanınızda diğer insanlar var. Sinemada daha da beter. Önünüzden 6 kişi geçiyor. Size 6 sufle geliyor diyorsunuz. Peki bu yalnızlıkta şiir üretmekle kalabalıklar içinde rol yapmak, bir oluşum ortaya koymak. Bunu nasıl birbiriyle bağdaştırdınız? Ya korkunç bir soru bu. Yok bunun cevabı. Hakikaten öyle. Evet. Yani o nasıl oluşuyor? Akıl almaz bir vücut bir mekanizm, bir şey yaratıyor. Kendine özgü bir yapı yaratıyor. Kendine özgü paletler koyuyor, engeller koyuyor. Sağa sol görmemek ya da onları tamamen absorbe ediyor, giyiyor. Onlara bir güzellik aktarmak. O gelişiyor. Ama bütün bunları ayırmak falan, detaya almak mümkün değil. Ama soru tokat bir soru yani. Hakikaten öyle. Peki sondan bir önceki olsun o.
Şöyle bir soru sorayım. Sait Faik'ten bahsettiniz. Yazmasam çıldıracaktım diyor. İşte kalemi yonttum, öptüm. Yazmasam. Siz mesela oynamasam çıldıracaktım evet. der misiniz? Derim hem de birazdan çıldıracağım da hala o dizi ha başladı abi. Bir türlü başlamadı. Yeni bir diziniz var. Evet. Onu söylüyorsunuz. Evet. Gerginliğini yaşıyorum. Kimseye belirledim ama biri bir C dese ne C'si falan diye patlayacağım geliyor. Yani ama hakikaten böyle. Eğer oynamazsam çatlarım. Peki şiir nasıl geliyor? Atilla İlhan'ın dediği gibi gelip kendini mi yazdırıyor? Yoksa siz onu bir kuyumcular sizin kitabınızın adı bir kuyumculuk mu yapıyorsunuz? Yani şu bir olay var beni ırgalıyor. Beni satıyor tamam. Diyorum ki ya yazılacak edilecek olay bu. Yani ben hani ilham balon falan beklemiyorum. Ben onu alıyorum bir kere kesinlikle. Nedir bu? Toplumsal yerini buluyorum bilmem ne falan filan şu bu falan. Ben onunla bir hallamu haline mütemadiyen. Evet. Altta bir tezgah var. O tezgah çalışıyor mütemadiyen benim. Ben bunu bilgilerle nedir yazacağım neyse. Ansiklopedi mi olur, roman, felsefe o bu. Orayı besliyorum yavaş yavaş. Öyle bir hale geliyor ki orası. Bir yavaş yavaş kabarmaya başlıyor. Evet. Hamur açılmaya başlıyor. Yani yavaş yavaş bunun bir kuyumculuk kısmı var. Yani evet, bir marangozluk kısmı var. Yani ilham beklemiyor. Yani bir mısradan kalkarak yazamıyorum ben. Hani var ya ne güzel mısra yakaladı evet. yol orada. Evet. Değil. O olmaz. Evet. Sonra ne yapıyorsunuz? Onun altını bulmak için kilometrece, saatlerce kağıt indiriyorsunuz. Altında. O yok. Halbuki hazırlarsanız o kendinden patlıyor. Caz kardeşim diyor ve yazıyorsunuz. Yani tamam. Orada da kendini bu. Yazdırıyor yani. Yazdırıyor. O doğru. Peki. Doldu artık yeter diyor. Yani. Peki. Elinizde şiirler var. Evet. Yeni de bir dizi başlayacak. Evet. Bir de filminiz bitti. Evet. O da vizyona evet. girecek. Evet. Efendim sizden yeni şiirler, diziler ve filmler bekliyoruz. Çok teşekkürler. Lütfedip geldiniz. Değerli izleyenler bugün büyük şairimiz, büyük tiyatro oyuncumuz, sinema oyuncumuz Yılmaz Guruday'la onun şiiri hakkında 1950'lere kadar geri giderek onun tiyatro ile ve sinema ile ilişkileri hakkında oradaki oyunculuk marifetleri kabul ederlerse bu kelimeyi kullanayım hakkında bir görüşme yaptık. Öyle anlaşılıyor ki Yılmaz Guruday bildiğiniz gibi değil. Kurt dağda artık. İfla etmez. Esnesi kalınlaşmadan mutlaka bastırmalıyız. Ne yapacaksınız beni? Emekliliğim geldi çattı. Bu masanın sahibi sen olacaksın oğlum. Komiserliği cebe indirmek istiyorsan bebek yüzlüğünün arkasındaki adamları getir bana. Demek Serpil Bahtı Kara'yı yakaladın. Ne duruyorsun lan fotoğraflarını çek. Buyurun hanımefendi, şu endama bak. Bu endamdan ne güzel havadisler çıkar. Ben gazeteye telefon etmeye gidiyorum, sen fotoğraflarını çek. Penaltı oldu, penaltı oldu. Kaç yap, kaç. Kınalı yapınca yeni çekmişiz, seni 69. Orhan abilerle Adana'da gala yaptım. Heyecandan kendimi isteyemedim. Ne zaman ben çıksam Hülya Koçiğ'e bakıyorum. Eli boş gidiyorsun dedim. Dedim demedim tak bir telefon. Antalya. Altın Festivali.